Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mızrağın perklerinden bahsedeceğim. Mızrak silahında olması gereken perkler nelerdir? Hepsini anlatacağım. Savaşta 1v1'de ve genel olarak. Şimdi arkadaşlar armor perklerine de değineceğiz bu arada. Şimdi mızrak benim çok sevdiğim bir build yani. Ben mızrakla başladım Newbird'de biliyorsunuz. Hala da çok seviyorum ama savaşlarda çok kullanılmadığı için, alan atakları çok olmadığı için, bireysel düellocu bir karakter olduğu için kullanmıyorum ama kullananları görüyorum savaşta. Çok güzel guildlerden spell ile iyi damage çıkaranlar var. Ben de ileride dönmeyi düşündüğüm bu guildlerden bir tanesi. Şimdi genel olarak hangi perkleri silahımızda olmalı onlara bakalım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz toplam 9 tane perk var. Bu perkler bu build'e gidecek perkler. Yani daha doğrusu mızrağa gidecek, Spear'e gidecek perkler. Buradaki perkleri biraz baktığınızda bir kısmı savaş için çok işe yarar perkler. Bir kısmı da PvP için, 1v1 için perkler seçili. Bu perklerle beraber gelen, hepsi bazıları birbirle beraber gelmiyor ama bu perklerle ilgili gördüğünüz bütün mızraklar işe yarar arkadaşlar. Bunun dışındakiler yaramaz demiyorum ama yine de siz bilirsiniz. Benim bana göre bunlar olmazsa olmaz perklerden. Öyle söyleyeyim. Şimdi genel olarak Spear'e baktığımız zaman çok fazla damage vuran bir karakter. Hızlı bir şekilde DPS hasar çıkarabiliyor. Ben bir tane Spear'ci gördüm. Perforte'yi yere düşürme vesaire. Bu tarz şeylerle healer'ı kesen adamlar gördüm ki Warrior'ların hiçbiri healer'ı kesemiyor. Plague Critics olmadan. Şimdi 1v1 build'inde en iyi spear perk'ü hangisi ona bakalım. Evet, 1v1 build'inde Keen, Enchanted, Keenly Improved bize göre en iyi build. 1v1'de zaten düz vuruşlarınızı %9,8 arttırıyor. Critic Change'inizi arttırıyor %12. Aynı zamanda kritik vurduğunuzda Empowered'la kritik damage'inizi hasarınızı arttırıyor 5 saniye boyunca. Bu 3 perk'ü tutturursanız çok güzel bir spear'iniz var demektir. Tabi tutturamazsanız Rouge'la da harmanlayabilirsiniz. Diğer göstermiş olduğum genel perk'ler vardı. Onlarla harmanlayabilirsiniz buradaki perk'leri. Ama olmazsa olmazı Keenly Enchanted. Şu anda öyle söyleyebilirim. 1v1 için konuşuyorum. Şimdi savaşa geçelim bakalım neler değişiyor. Evet arkadaşlar, savaşta olmazsa olmaz silahımızdaki Plague Critics perk'ü olmak zorunda. Bakın burada Enchant gidiyor. Yerini Plague Critics alıyor gibi, öyle düşünün yani. Şimdi Plague Critics neden önemli? Çünkü target'ın %50 canı varken heal efektini azaltıyor 606 saniye boyunca, işte 124'lük bir azaltma sağlıyor. Bu savaşta olmazsa olmaz. Savaşta ne yaparız? Bu alan skili var mesela. Örnek veriyorum. Atıyorum yani. Neler yapılabilir? Savaşta mesela şu alanla clone skili var. Alan atıyor. Girersin etrafa, alanın atarsın. Herkesi bir debufflarsın. Yani bu çok önemli bir skill. Bunu mutlaka kullanmanız gerekiyor. Keen yine kritik damage'imizi arttırıyor. Olmazsa olmazana savaşta. Tabi bu üçünün birleştiği her şey üçüyle birleşmiyor. Yani burada isterdik ki Enchanted olsun ama Plague ile birleşmiyor. Ya da Trench Strike'la, örnek veriyorum, atıyorum yani şu anda. O yüzden ben perkleri anlatıyorum ama birleşmeler olmadığı için de bazı perkleri tutturamıyoruz. Tabii ki de hayalimizdeki yeni perklere oyun izin vermiyor maalesef. Trench Strike ekledim. Bunu eklememin sebebi, savaşlarda böyle bayrak altına geldiğinizde mızrağınızı işte şeylere heavy atıyorsunuz. Bu tanklara heavy atıyorsunuz ve bayrak altına bayağı bir heavy gitmeniz gerekiyor. Sonuçta burada savaşta o Trench Strike'ı alırsanız daha fazla damage vurabilirsiniz. Heavy atağınız %14 fazla damage vuruyor. Bu build'i kafanıza göre değiştirebilirsiniz ama bu build güzel bir build savaştaki Spear için. Yorumlara eğer aklınıza gelen bir şey varsa, abi savaşta şu da gider, bu da gider gibi deneyebilirsiniz. Tabi 1v1 build'inizde kullandığınız perkler de güzel ama savaş için plague'ü olmazsa olmaz, öyle söyleyeyim. Evet, peki armorlarda ne kullanıyoruz? Evet arkadaşlar, armorlarda ne kullanıyoruz? Enable Scaver perk'ü var. Bu biliyorsunuz zehirliyor. Zehirlediğiniz zaman, bu weaken'i verdiğiniz zaman adama %14 damage'ini düşürüyorsunuz target'in. Bu da size daha fazla defans sağlıyor yani kısacası.
adamın damage düştüğü için. Ki Wall Kick var. Wall Kick ile vurduğunuz zaman %19 5 saniye boyunca kritik şansınız artıyor. Aynı zamanda Fortify Perforte var. 3 tane birden vurduğunuz skill ile. Burada da defansınızı, damage absorption'unuzu arttırıyorsunuz. Vurduğunuz zaman Fortify kazanıyorsunuz. Blading Sweep'te şöyle bir şey var. Yerde böyle dönüyorsunuz ya, hani dönerek vurduğunuz bir skill var. Yere düşürüyorsunuz adamı. Dönüp vurduğunuzda adama kanama veriyorsunuz. Öyle düşünün yani. Bleed veriyorsunuz. Bu skill işte Scabbard'la Blading Sweep kullanmak gibi kombinasyonlar yapabilirsiniz armorunuza. Fortify kazanmak ya da Kim Old Kick'te daha çok vurmak için de bu perkleri seçebilirsiniz. Savaş ve armorlarda daha doğrusu. Armor perkleri de kısaca bunlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.